Evet Isparta'mızın Sütçüler ilçesi bir doğa harikası ilçemiz. Isparta en uzak ilçelerden biri ama pırıl pırıl Türkiye'nin gerçekten bir kültür ve doğa mirası olan Bebeldemiz. Ama çok büyük bir riskle karşı karşıya bugün bu nedenle karşınızdayım maalesef bir yıl önce 31 Ocak'ta 31 Ocak 2020'de verdiğimiz bir önerge var ve orada dedik ki Isparta Sütçüler ilçesinin etrafındaki mermer ocakları hem orada yaşayan köylülerin hayati sonuçları doğurabilecek şekilde riske köylüler maruzlar hem de o mermer ocaklarının doğaya verdiği zararlar nedeniyle sağlıkları tehlikede ve bunu derhal araştırın dedik maalesef bize e, çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum'a verdiğimiz önergenin gelen cevabında e, bunun chat raporlarında e, işte araştırıp bulabileceğimiz bir sıkıntı olmadığı söylenmişti ve geçiştirilmiştik açıkçası şimdi maalesef e, bu gecikmenin sonucu olarak bugün Yeşil Köyü Mandallar Mahallesi'nde 120 vatandaşımız evlerini terk etmek zorunda kaldılar. 28 tane ev boşaltılıyor. Bir tane fırın ve e, bir tane de lojman boşaltılıyor. Ve e, AFAD ekipleri bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İl Özel tarafından köye gelmiş vaziyette Vatandaşları evinizden çıkın diyorlar. Risk altındasınız. Ve köy halkı e, uzun zamandır bir feveran ediyor. Biz de bunu gerek basın aracılığıyla, gerek Isparta basınına, gerek Türkiye kamuoyuna, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bakanın kendisine bütçe görüşmelerinde ve onun dışındaki görüşmelerde çevreyle ilgili her e, görüşmede e, söz alarak dile getirdik. Hiçbir işe yaramadı maalesef. Bugün Badel, Harabul Basra denilen hadise yaşanıyor. Basra harab olduktan sonra sütçüler, Yeşil e, Gürtköyü, Mandalar Mahallesi harab olduktan sonra devletin aklına gelmiş oradaki vatandaşları korumak için eee dışarıya alıyorlar. Nereye alıyorlar? Konteynerlara alıyorlar. Diyor ki devlet konteyner vereceğiz. Konteynerlara geçebilirsiniz. Bir süre sonra bir kısmı yurtlara alındı. Konteynere geçmek isteyenler konteynere. Konteyneri kabul etmeyen vatandaşlara da 15 bin lira para ödemesi veriliyor. Ya 15 bin lirayla daha ileride de uzun vadeli borçlanma e, borçlanmayla 20 yıl içerisinde vatandaşlara borçlandırarak ev yapılacağı söyleniyor. Şimdi 15 bin lirayla vatandaş hangi evin şu açlıkta, şu kadar kıtlık yaşanan bir yerde e, işinden olmuş, evinden olmuş, oradaki yaşantısından olmuş, neyi karşılayacak? Hayvanından olmuş, e, köylü çiftçi, oradaki eee bir karış toprağı varsa, üç tane hayvanı varsa onunla hayatını geçindiren insanlara 15 bin lira veriyorsunuz ve konteynerde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Eğer 15 bin lirayı konteynerde yaşarsa da vermiyorsunuz. Bir kere konteyner alınan, yurtlarda alınan vatandaşlara da derhal ihtiyaçlarını gidermeleri için para verilmeli, devlet yardım yapmalı ve 15 bin lira denilen rakam en az 10 katına çıkarılmalı bu vatandaşlar için. Ve e, devletseniz eğer, işte oradaki vatandaşlar, sizin vatandaşlarınız bunun gereğini yapmanız gerekiyor. 31 Ocak 2020'de verdiği önergeden bugüne bir yıl geçmiş. E, tam bir yıl geçmiş. Bir yılda vatandaşınızın geldiği durum ortada ve her şeyi Türkiye maalesef aynen Covid-19 sürecinde olduğu gibi gecikerek e, alıyor ve tedbir Artık alınan tedbir bugün o vatandaşları korumak için almaya kalktığınız tedbir iş işten geçtikten sonra olan ve vatandaşların gerçekten feveran ettiği bir durum. Şimdi oradaki köy halkı uzun zamandır etraftaki köyü kuşatan mermer ocaklarının pata döküm alanındaki hafriyatlar sebebiyle olduğunu dile getiriyordu. Bunu söylüyordu, bunu oradaki köydeki ilgili yetkililere, devletin organlarına her fırsatta söylüyordu. Onunların söylediklerini bize dile getiriyorduk. Ama bir yıldır maalesef sesimiz duyulmadı. Bugün gelinen noktada oradaki vatandaşlar yerlerinden evlerinden oldular. Şimdi bu benim şuradaki önergem. 2020 yılında 31 Ocak'ta verdiğim soru önergem bugün de yeniden yeni soru önergesiyle ve yarı araştırma önergesiyle e, tekrar suçlular halkına sahip çıkıyorum bugün tarihi itibariyle. E, şimdi hem araştırma önergemde hem soru önergemde hem geçen seneden beri sorduklarımızı neden bunlar çözülmedi hem de bugün bu vatandaşların ihtiyaçları nedir elbette vatandaşlar adına dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bir an önce doğru ve iyi yönetime ihtiyacı var. Türkiye hiçbir konuda e, sorunlarını çözemez, sorunların içerisinde boğulan, vatandaşın Türkiye'nin, Isparta'nın, Sütçülerin, Yeşilyurt Mahallesi'nin, mandallar, e, Yeşilyurt Köyü'nün Mandallar Mahallesi'ndeki vatandaşlarını e, düşünmek zorunda. Eğer Türkiye iyi yönetiliyor ve Türkiye 2002 yılında geldiği her bakımdan dünyanın 16. ekonomisi olmuş bir ülke görünümünden bugün 19 yıl sonra çıkmışsa Türkiye'nin kötü yönetilmesindendir. Türkiye derhal vatandaşına, tüm vatandaşlarına İstanbul'un merkezindeki bir mahalledeki vatandaşla sütçülerin Yeşilyurt Köyü'nün Mandallar Mahallesi'ndeki vatandaşın her türlü devletin imkanına kavuşabildiği bir ülke olması lazım. Vatandaşlarına sağlık, vatandaşlarına adalet, vatandaşlarına yaşama hakkı veremiyorsa bir devlet, o devletin yönetiminden, yönetimindeki olan kişilerin kendilerini sorgulamaları lazım. İlk seçimde vatandaş zaten gereğini yapacaktır. Ama biz buradan hem Isparta milletvekili olarak hem de bir sağlıkçı olarak sadece Mandallar Mahallesi'ndeki vatandaşların haklarını değil, aynı zamanda sütçülerin diğer köylerindeki 30, 30 tane köyü var sütçülerin ve diğer mahallelerindeki vatandaşların da 10 yıldır yapılan mermer ocaklarıyla yaşadıkları bu sıkıntıyı dile getirdik ve sorduk. Onların haklarını sormaya devam ediyoruz. Gelin sadece Mandallar Mahallesi değil, suçluların ve aslında Isparta'mızın birçok ilçesinde olan bu doğa katliamını durdurun. Bir Eğirdir Gölü hadisesi var, o apayrı bir konu. Eğirdir Gölü içinde boğazımız patladı, söylemediğimiz, vermediğimiz araştırma önergesi kalmadı. Ama maalesef Eğirdir Gölü'de kurduktan sonra karşımıza zannediyorum bu tip palyatif önlemlerle çıkacaksınız. Sandallar Mahallesi'nde vatandaşına devletin sahip çıkıyoruz diye bir de üstelik reklamını yaptıkları övüne övüne böbürlene böbürlene söyledikleri günlerdir. Hadise ne biliyor musunuz? Aslında yani tümör olan ve acil ameliyata ihtiyacı olan vatandaşın vücudunun her yerini sarmış olan o tümöre küçücük bir cilt kesiğine pansuman yapmaktır bu. O pansumanı da doğru dürüst yapamıyorsunuz. 15 bin lira vatandaş nesini örsün? Hangi açığı örsün? Yama yapan bir Türkiye istemiyoruz. Türkiye maalesef yama yapan, topal topal ördek misali e, koşan, tek bacağı kırılmış e, bir Türkiye halinde. Bu görünümden bir an önce çıkması lazım. Suçlardaki vatandaşlarımıza merak etmeyin, biz yanınızdayız yanınızda izliyoruz. E, sıkıntısı olan herkese söylüyoruz. Ben geçen ay, Aralık ayında 106 tane Isparta'nın köylerindeki yaşayan vatandaşlarımızın sorularına ilişkin önerge verdim. Bir tanesine cevap alamadım. 106 önergemin hepsine cevap bekliyorum. Buradan devleti yönetenlere sesleniyorum ve herkesi bir an önce vatandaşına sahip çıkmaya davet ediyorum.